Sevgili gençler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Naci Önal. Bölümümüz hakkında size kısaca bilgi arz etmek isterim. Öncelikle üniversitemiz 1992 yılında, ardından bir sene sonra 93 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulur. Ve onun ardından 1994-1995 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlanır. Yani biz demek ki yaklaşık 30 yıllık bir Türk Dili ve Edebiyatı bölümüyüz. Oldukça olgunuz, oldukça yetkiniz, oldukça iddialıyız. Bunu iftiharla sizlerle paylaşmayı bir zevkli görev bilirim. Bizim aynı zamanda birinci öğretimin dışında ikinci öğretimimiz de var. İkinci öğretimimiz de 2003-2004 eğitim öğretim yılında başladı ve hala devam etmekte. Bölümümüzün programları kendi içerisinde 5 ana bilim dalına ayrılmakta. Bu 5 ana bilim dalı kendi içerisinde eski Türk dili, yeni Türk dili, yeni Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ve halk edebiyatı olmak üzere toplam 5 ana bilim dalından oluşur. Ve bizim öğrencilerimiz ağırlıklı olarak ilk 2 yıl ya da ilk 4 yarı yıl çoğu zorunlu olmak üzere son 4 yarı yıl ya da son 2 yıl seçmeli dersler ağırlıklı olmak üzere ders alırlar. Bu bahsetmiş olduğumuz 4 ana bilim dalının kendi içerisinde 14 haftalık ders programları ve bu ders içerikleri çerçevesinde dersler yürütülür. Ve bir öğrenci toplam AKTS dediğimiz, Avrupa Kredi Sistemi dediğimiz toplamda 240 kredi alarak mezun olur. Bölümümüz son derece güçlü bir bölüm, hani övmek gibi olmasın ama 16 öğretim üyemiz var. Bunlardan 6 tanesi profesör, 7'si doçent, 3'ü doktor öğretim üyesi, 4'ü doktor olmak üzere 5 araştırma görevlisi bölümümüzde çalışmaktadır. İşte burada yetkin hocalar kendi derslerine bizzat kendileri girerek bir dönemin 14 hafta olduğunu ifade etmiştim. Öğrenci merkezli dersler ifade ederler. Sadece dersler değil, aynı zamanda öğrenciyi bilim ve sanat yönünde de kendisini geliştirmek için üniversitenin bütün imkanlarını kullanma şansına sahiptir. Öğrenci merkezli dedik ya, işte bu öğrenci merkezli öğrenci aynı zamanda kendi toplulukları içerisinde, mesela edebiyat topluluğu, metin bilim topluluğu, yaratıcı yazarlık topluluğu gibi 3 tane topluluğumuz bulunmaktadır. Bölüm olarak bu topluluklarda öğrenciler başat görev üstlenir. Programlara hocaları sadece destek olur. Onlar bu icrayı kendileri gerçekleştirirler. Sanata, edebiyata, bilime yönelik her türlü merkezde öğrenci olmak üzere etkinlik, faaliyet gerçekleştirirler. Unutmadan üniversitemiz aynı zamanda Türkiye'nin ilk 10'a giren hem yeşil hem öğrenci merkezli, yani en memnuniyet veren üniversitelerden birisi olduğumuzu hatırlatmak isterim. Muğla'yı zaten söylememize gerek yok. Muğla ve çevresini, 1500 kilometre kıyı şeridini ve denize 15 dakika mesafede olduğumuzu, lokasyonun muhteşem olduğunu söylememe gerek yok. Bu güzelliğe aynı zamanda bölümümüz de bilimsel güzellikler katmak amacıyla kuruldu. Amacına ulaştı ve bu amacı hem lisansta hem de lisans üstünde sürdürmeye devam ediyor. Sevgili öğrenciler, bu çerçevede ben ne olacağım, buraya geldiğim zaman
mezun olduğumda ne olacağım diye endişe edebilirsiniz. Lütfen burayı bilinçli ve isteyerek, arzu ederek seçin. Eğer istemeden seçiyorsanız lütfen seçmeyin. Hayatınızda mutlaka yapacağınız işi sevmeniz gerekir. Sevmeden, öğrencinin karşısına sevmeden yapacağınız işle hemhal olmanız sizi mutsuz kılar. Lütfen kitapla, araştırmayla, incelemeyle, hayatla ve insanla teması olan bir bölüm olduğumuzu ve bütün yaşamı içine alan başta Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ne üretir? Nasıl öğrenciler hayatta istihdam eder? Bunu merak ediyorsunuz. Evet, en başta sizin de çok iyi bildiğiniz bir kere Türk liselere bakınız. Fen Edebiyat Fakültesi'ydi eskiden, şimdi Edebiyat Fakülteleri çoğaldı. Biz de Edebiyat Fakültesi'yiz ve bu Edebiyat Fakültesi altında liselere öğrenci yetiştiririz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olarak atanırsınız. İki, bunun dışında Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında bütün dünyada var olan Türkoloji merkezlerinde çalışma şansınız olur. En başta Yunus Emre Enstitüleri, Türk TİKA'nın veya ilgili birimlerin kültürle ilgili olan her aşamasında kendinizi yetiştirmek kaydıyla, artı bir yabancı dil koymak kaydıyla dünyanın her tarafında kendinize bir iş edinebilirsiniz. Bu gazetecilikte, bu sosyal hayatın içerisinde var olan hemen hemen her şeyde, yani dergi, gazete, yayın hayatı, buna da Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının bu imkanlarını da kullanmaları ve kullandıkları mezunlarımızdan da biliyoruz. Arşivlerde, kütüphanelerde, basın yayın kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Bölümümüze bir kere daha dönmek istiyorum sevgili arkadaşlar. FEDEK, kısa adı FEDEK olan ve Akreditasyon Derneği tarafından bölümümüz akredite edilmiştir. Bu bağlamda kadromuzla birlikte biz eğitim öğretim hayatında iddialı olduğumuzu bir kere daha hatırlatır. Bölümü, kitabı, hayatı, sanatı seven siz sevgili öğrencilerimizi bölümümüze her daim bekleriz. Sevgiyle esen kalın. Hoşça kalın.